30 yıllık bir sistemi konuşacağız. Tam 30 yıldan beri süren bu sistem. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir yasayla yasallaştı. Daha doğrusu sistem kurallaştı. Kurallar bütünü haline geldi. Faizsiz ev satın alma sistemi diye bilinen bu sistem. Aynı zamanda otomobil de satın alıyorsunuz. Türkiye'de yaklaşık 350 bin kişiye dokunmuş bir sistem. Bu sistemin bütün ayrıntılarını konuşacağız bugün. Bu sistemi kuran isimlerden biri, sisteme can veren ve bu sistemin bugünlere gelmesini sağlayan isimlerden biri Eyüp Akballa. Bütün bu değerlendirmeyi yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aslında sizin bulduğunuz bir buluş yani bu. Evet. Türkiye açısından bir buluş. Bu sistemi belki ileride yurt dışına da ihraç edebiliriz. Yani öyle bir şansı da var mı sistemin? Özellikle doğumuzda, doğu tarafımızda yani Doğu ülkelerine, Asya ülkelerine ihraç edebiliriz bu sistemi. Şimdi aslında biz bunu daha önce konuşmuştuk ilgililerle. Özellikle İslam dünyasında, Güney Asya'da, gelişmekte olan ekonomik ülkelerde bu sistem aslında çok cazip bir sistem. Fakat şu an son çıkan yasayla birlikte sadece Türkiye içerisinde kullanılmak üzere yasa çıktı. Biz burada oturtturabilirsek bu sistemi, evet, bu yasayla aslında birlikte. Öyle gözüküyor. Yani biz burada bu sistemi oturtturursak bu sistem bir öncü sistem olarak dünyada paylaşılabilir. Aslında daha önce Harvard Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili çalışma yapılmıştı. Yeni dönemde buna paylaşım ekonomisi diyorlar. Paylaşım ekonomisi. Son dönemlerde bakarsanız birçok sektör birleşmeye doğru gidiyor. Birçok sektör kendi içindeki değerleri ortaya koyarak, birleşerek, paylaşarak aslında yeni şeyler çıkardılar biliyorsunuz. Bir taksi gibi, işte onu getir, bunu götür gibi birçok teknolojik firmalar bu sistemin etkilenerek aslında hayata geçirdiler. Burada en önemli faktör bizde olan, sizde olmayan ikisini bir araya getirdiğimizde herhangi dış bir finanse ihtiyaç duymadan, dışarıdan bir finanse ihtiyaç duymadan ihtiyacı gidermek olarak değerlendirmek lazım. Ben bu sektörün de ilerleyeceğini, özellikle hükümet tarafından yapılacak olan desteklerle uluslararası alanda bir ihraç kalemi olarak düşünüyorum ben. Evet, yani onu bir not olarak düştük. Şimdi evet. Gelelim. Bu 30 yıldan beri süren neler oluyor? Ama bugüne kadar işte çeşitli badireler atlatan ama insanların acaba girsem mi diye tereddüt ettikleri sistem artık kurallaştı. Evet. Kuralları oldu. İşte devlet kontrolüne girdi. Yasa ne getiriyor? Hangi eksikleri tamamladı? Artık bu sisteme gözü kapalı girebilir miyiz? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi 7 Mart'ta mecliste Cumhurbaşkanımızın imzasıyla artık bu kanun yürürlüğe girmiş oldu. 63-61 sayılı kanuna bağlı olarak Tasarruf Finansman Şirketi adı altında yürürlüğe girdi. Bunun aslında getirdiği vatandaşlarımızı daha önce firmaların özellikle sektörde iki tane büyük firma vardı biliyorsunuz. Çok da dikkat çekmiyordu. Daha sonra 2018'den sonra ortaya çıkan ve sektöre yeni katılan firmaların sayısının artmasıyla birlikte dikkati çekmeye başladı. Ve vatandaşlarımız da büyük bir kısmı, yani şu an 350 bin gibi rakamdan bahsediyoruz. Bu insanlarımız bu sektörden ev sahibi ve araç sahibi olmaya başlayınca tabii ki beraberinde bir takım zorunlu haller de, yani özellikle güven noktasında bu paramızı yatırıyoruz ama bu sonuçta firmalar taahhütlerini yerine getirmezlerse ne olur şeklindeki tereddütler hasıl olmaya başlayınca bu konunun ivedilikle gündeme getirilmesi ve bunun mecliste görüşülmesi ve kanun haline getirilmesi için çok büyük bir çaba sarf ettik biz. Sağ olsunlar siyasilerimiz de bu konuda destek verdiler. Bu gündeme geldi ve nihayetinde artık yasamız çıktı. Şimdi BDDK'ya bağlı olarak bu süreç başlıyor. İntibak süresi dediğimiz bir sürecimiz var bizim. Firmalar özellikle bu süreçte olan firmalar, bu işlemleri yasa öncesinde yapan firmalar artık bu yasaya tabi olarak kendilerini yasaya düzgün hale getirecekler. Bununla ilgili BDDK'nın öngörmüş olduğu, kanunda yazılıyor bu zaten biliyorsunuz, 6 aylık bir intibak süreci var. Bu 6 ay içerisinde sermaye şartları artı kurumsal yapı artı IT ve diğer mevzuatlara uygun hale gelmeleri gerekiyor. Bunun için 7 Nisan'da son gündü. 7 Nisan'a kadar firmalar intibak için başvurmaları veya biz bu işten vazgeçiyoruz diye
dilekçe vermeleri gerekiyordu. 7 Nisan'da yaklaşık olarak sektörde 35 tane firma müracaatını yaptı. Bu 35 firmanın 5 tanesi birleşerek konsolidasyon oldu sektörde. Onlarla birlikte 28 tane firma intibak süreci için PDDK'ya başvurmuş oldu. Yani bu, ama intibak sürecinde, evet, intibak 6 sürecinde. Ay sonra belli olacak kaç firma olacağı 6 ay sektörde. Sonra belli olmayacak. Şöyle, evet. 6 aylık bir süre içerisinde intibakta kendisine izin verilen, şimdi başvuran firmaların dosyaları inceleniyor şu an. Evet. En kısa sürede firmaların yeterliliği değerlendirdikten sonra hangi firmalar sektörde yer alacak veya almayacaklar diye karar çıkacak orada. Ondan sonraki diğer izin alan firmalar 6 ay içerisinde taahhütlerini yerine getirmek zorundalar. 6 aydan sonra lisans verilecek, faaliyet lisansı verilecek firmalara ve süreç devam edecek. Bu faaliyet lisansı verildikten sonra bile firmalar yine kontrol altında olacaklar. O sisteme uymak zorunda. Tabii. Mesela o sistemin içinde aldığınız paraları başka alanda kullanamamak gibi vesaire gibi. Tabii, o sürekli kontrol mekanizması çalışacak. Tabii. Yani BES'in, BES'teki kontrolün aynısı burada da olacak. Evet. Bireysel emeklilik sigortasındaki kontrolün belki de daha fazlası burada da olacak. Yani şu noktaya gelir miyiz biz? Lisans aldıktan sonra herhangi bir firmaya gidip başvurduk, ev sahibi olmak için paramızı yatırdık. Acaba sorusunu ortadan kaldırır mı bu? Kesinlikle kaldırıyor soruyu. Çünkü dediğiniz gibi firma artık kontrol altında. Çünkü BDDK dediğimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun şartlar altında faaliyetlerini sürdüreceği için ilmik ilmik bütün sorulara cevap vermek zorunda. İlmik ilmik bütün faaliyetlerini gözden geçirmek ve bütün faaliyetler kontrol altında olacak. Yani günlük yapmış olduğunuz bütün çalışmalar ekranda, BDDK'nın da ekranda olduğu gibi gözükecek. Şeffaf her şey. Şeffaf her şey açık olacak yani. Ya burada teknolojiyi de iyi kullanmak herhalde çok önemli, öne çıkacak. Burada yani özellikle bizden... Siz zaten teknolojiyi iyi kullanıyoruz biz diye hep farkınızı öyle koyuyordunuz orada. Evet, istenilen burada şey aslında IT altyapınızın evet, sağlıklı olması ve sağlam olması çok önemli. Çünkü burada en ufak bir hatanız çok ciddi cezai müeydeleri getiriyor. Siz artık keyfi davranamazsınız. Burada herhangi bir ilgili, BDDK'nın ilgili teknolojik yapısıyla olması sebebiyle bütün rakamlarınızı düzgün ve işlemlerini düzgün halde yapmak zorundasınız. Bu zorunlu hale geldi. Sistem, hep siz söylüyordunuz yani daha önceki konuşmalarımızda. Bugüne kadar konut sahibi olamayan, çeşitli nedenlerden dolayı konut sahibi olamayan, farklı bir kesimi de konut sahibi yapacak bir sistem olacak herhalde değil mi bu kontrolden sonra? Asıl hedef o aslında. Biliyorsunuz evet, Türkiye'de zaman zaman farklı zaman dilimlerinde enflasyon yüksek ve faizler yüksek olduğunda insanlarımız banka veyahut da ilgili diğer kredi veren kuruluşlarda almakta güçlük çekiyor. Kredi almakta güçlük çekiyor. Özellikle ben bu Nisan ayı için açıklanan TÜİK rakamları da tam bu sırada paylaşmak istiyorum. Açıklanan rakamlara göre ilk defa tarihinde rekor kırıyor. Kredisiz konut alımı 80 bin liraya dayandı. Yani bu da geçen seneye göre her 10 konuttan 8 tanesi kredisiz olarak alınmış ya da peşin alınmış. Dolayısıyla şu anki faiz oranlarına baktığınız zaman aylık %1,5 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Bu da yıllık ortalama %18'lerin üzerinde bir rakam getiriyor. Bu büyük bir yük aslında. Özellikle yeni ev almak isteyenler için, yani yatırım amaçlı değil, ev sahibi olmak isteyenler için ciddi anlamda bir problem. Dolayısıyla en güzel şey burada faiz dışı finansman kuruluşlarına başvurmak. Bu amaçla da zaten bizim ortaya koyduğumuz tasarruf finansman şirketi olarak bilinen bu sistemimiz bu insanlarımıza ev sahibi yapma yolunu açıyor. Burada önemli olan nokta kişi nasıl ev sahibi oluyor bu süreçte? Herhangi bir faiz ödemesi yapmıyor. Yani 400 bin liralık bir kayıtla giren bir müşterimiz günün sonunda borcu bittiğinde de 400 bin liralık bir para ödemiş oluyor. Ve Türkiye'nin de herhangi bir yerinden konutunu alabiliyor veya iş yerini alabiliyor veya aracını alabiliyor. Sistemin en güzel özelliği herhangi bir artış olmuyor. İnsanların paylaşım ekonomisi dediğimiz en baştaki cümlemiz.
ondan bağımlı bir şekilde kaynakların bir araya gelerek dayanışması diyelim ona, dayanışmasıyla ev veya araç sahibi olmayı gösteriyor. Bu sektör özellikle dar gelirli ve ekonomik anlamda bu yükü yüklenmeyecek olan insanların tercih ettiği bir sistem. Birisi, yani geçtiğimiz günlerde bir ekonomi ile ilgili hocalardan biriyle konuşuyorduk. Faizle mücadele, yüksek faizle hepimiz, yani bu yüksek faiz hepimizi üzüyor. Ülke ekonomisini çok olumsuz etkiliyor. Kimsenin de savunmadığı bir şey ama uygulanıyor. Yüksek faizle mücadeleyi farklı enstrümanlarla yapmak lazım. Bunlardan biri de bu sistem, yani tasarruf, faiz tasarruf sistemi. Bu şekilde ev almanın sayısı arttıkça faizleri de, bu yüksek faiz de bu etkileyecektir. Onların karşısına bir rekabet gücü olan bir sistem çıkacak. Yüksek faizin karşısına rekabet gücü olan sıfır faizli bir sistem çıkacak. Dedi. Doğru olabilir mi bu? Yani yüksek faizle mücadelede de bir enstrüman olabilir mi sizin? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği bir konu var. Faizleri düşürelim. Faizler yüksek. Ve aslında faizsiz bir sisteme doğru nasıl bir ekonomi oluşturulabilir gibi sürekli bir arayışları var. Bu aslında daha geniş kitlelere yayılırsa bu sistemler, bu mümkün. Bakın, gelişmiş Batı toplumlarında faiz oranları neredeyse sıfıra yakın. Hatta Japonya gibi ülkelerde eksi de seyrediyor. Yani siz paranızı bankaya götürüyorsunuz. Banka sizden paranıza karşı size ek ücret istiyor. Koruyacağım diye. Evet. Türkiye'de biliyorsunuz şu an için %18'ler gibi rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir finansman maliyeti çok artıyor. Finansman maliyetleri artınca sizin alım gücünüz düşüyor. Bunun için de sizin farklı kaynaklara doğru yönelmeniz gerekiyor. En doğrusu yine faizsiz sistemlere doğru bir gidiş sağlamak lazım. Bunun yolunu açmak lazım. Şu an tasarruf finansman şirketleri adı altında bizim bu sektöre konulan isim olarak sadece 3 kalem üzerinde yoğunlaştırdılar bizi. Sadece 3 kalem için izin verildi. Yani ev, araç ve çatılı iş yeri dedikleri iş yeri. Bunun dışında daha 4. bir kalem yok. Ama ileriki aşamalarda sistemin uygulanışı, ortaya çıkacak olan aksaklıklar var mı? Belki yatırım kalemi de olacak. Yatırım kalemi de olabilir. Yani birçok şey olabilir bununla ilgili. Mesela Malezya gibi ülkelerde farklı, işte daha önce biz de denemiştik çeyiz hesabı. Malezya'da hac hesapları var. İnsanlar biliyorsunuz yıllar önce başlayıp böyle BES gibi paraları yatırarak günü geldiğinde eğitim veya hac ve buna benzer ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılayabiliyorlar. Aslında bizde de biliyorsunuz Türkiye'de yıllardır, uzun yıllardır kullanılan bir sistem. İşte altın günü modeli vardı biliyorsunuz. Halen de yapılıyor bu. Bu ve buna benzer kendi çabalarımızı ortaya koyduğumuz sistemlerimiz var. Ama siz bu sisteme nasıl girdiniz? Yani altın gününü mü baz aldınız? Nasıl? Esası onu teşkil ediyor. Kökünde o var. Aslında bizim annelerimizin yapmış olduğu bu, bir araya gelip de çay toplantılarında, işte komşu ziyaretlerinde ortaya koymuş oldukları bir sistem. Bunun bir model alıp ekonomiye kazandırmayla ilgili bir çalışmaydı bu. Ama zaman içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetler, insanların teknolojiyle birlikte iş daha farklı alanlara seyretti ve şu an gayet de başarılı şekilde devam ediyor. Yani bunu artırılması lazım, bunu desteklenmesi lazım. Teknoloji diyor, ifade ediyoruz zaman zaman. İzleyicilerimiz belki bu işin teknolojiyle ne alakası vardır diye düşünebilir. Teknoloji esas, yani ilk evi ilk sahip olanla son sahip olan arasında parasal olarak herhangi bir fark oluşturmamak için kullanılan bir mekanizma. Tabii, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani burada Adaleti sağlamak için teknoloji kullanılıyor. Tabii. Yani bununla ilgili birkaç tane sistemlerimiz var bizim. Sonuçta kimse mağdur olmuyor burada. Herkes eşit şartlarda yani bir ara geliyoruz, konuşuyoruz sizlerle. Sıra zamanı yapıyoruz ve daha ileriki zamanlarda biz artık bunu biraz daha erkene aldırmış olduk. İlk zaman 36 aylık bir kampanya yapıyorduk. 36 aylık kampanyada ilk girenle 36. ay arasında çekiliş yapılıyordu. Şimdi biz bunu biraz daha erkene aldık. Yani 36 aylık bir gruba giren bir vatandaşımız ilk 18 ayda
alma hakkına sahip. En son diğer almayan kesim, gruptaki kişiler de 18. ayda toplu halde almış oluyorlar. Dolayısıyla biraz daha erken teslimat yapılmış oluyor. Burada teknoloji çok önemli. İnsanlarımız burada hesap kitapları çok iyi yapıyorlar. Hatta sisteme gelen vatandaşlar sizden daha önce hesabını yaparak geliyor. Şimdi bir de isterlerse vatandaşlarımız, mesela diyelim ki Celal Bey, sizin oğlunuz bugün üniversiteye başladı. 4 yıl sonra üniversiteyi bitirecek. 4 yılda 4 yıl ortalama 48 ay yapıyor. Bizim vade ortası dediğimiz bir sistemimiz var bizim. 48 ay 96 aylık gruba yazıyoruz sizin çocuğunuzu ve okul bittiğinde 48. ayda 96 aylık birikimini teslim ediyoruz. Ya evini alır, ya arabasını alır, ya da iş yeri içinse. Eskiden kumbaralar olurdu gibi, değil mi? Yani bu gibi. Kumbara sistemi. Ya, aslında işin özü tamamen, bak ismi üzerinde, tasarruf sistemi bu. Yani Türkiye'de biliyorsunuz tasarruf oranlarımız çok düşük. OECD'ye göre düşük. Evet. Bunu artırmanın yollarından bir tanesi bu. Yani bu sektör daha geliştirilip hükümetin de denetiminden daha farklı alanlarda yeni kalemler ihdas edilebilir. Çünkü gerçekten bugüne kadar bu bir testti. 30 yılda bu yana çok sayıda insanlarımız bu şekilde ev ve araç sahibi oldular. Demek ki diğer ihtiyaçları da bu sektörde karşılayabilirler. Ama şu an için şu 3 kalem üzerinde bir çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ya 30 yılda herhangi bir kuralı olmadan sınıfı geçen sistem şimdi kurallarıyla birlikte herhalde uçuşa geçecek, evet, diye düşünüyorum. Yani aynı orada görüşürüz. Yani bu bir anda şeyin sayının artması falan öyle bir beklenti var mı? Var tabii. Başvuran sayısının artmasının. Şimdi bizim kendi, yani ona bir hazırlık yapıyor musunuz? Işte bir hazırlığımız var, ona göre onun konusu söyleyeceğim. Sektör bu haliyle diyelim ki 10 birim müracaat ettiyse bu denetlemeden sonra, yani lisanstan sonra diyelim, bizim beklentimiz en az 10 katlık bir büyümeyi bekliyoruz biz. 10 kat. Tabii. Çünkü yani şu anda 350 bin civarında değil mi? Tabii. Bugüne kadar sistem bu ona mı katlanıyor? Yani yılları tarih olarak söylüyorum. Bu, evet. Bir yılda olacak değil bu. Çünkü insanlar hep sizin güvenceniz nedir? Peki biz size para yatırıyoruz. Yatıracağız ama. Yatıracağız ama siz bu parayı, ya firma giderse ne olur gibi bir ton şeyler vardı. İşte artık onları da geçmişten bu yana sistemi sağlıklı bir şekilde kendisini bugünlere getirdiğine göre artık güven problemi olmaması lazım diye diyorduk. Ama daha şimdi artık bundan sonra kanun çıktı. Daha rahat bir şekilde insanlarımız güvenle geri bu sektörden, bu sistemlerden ev veya araç sahibi olabilirler. Bir de Ankara'da böyle şeyler, bankacılık krizi oldu. Biz ondan sonra bankacılıkla ilgili yasayı, işte denetleme sistemini çıkardık. BDDK'yı ondan sonra kurduk. Yani Ankara hep böyle şeyden sonra olay olur, ondan sonra önlemlerini alırdı. Bu defa yani tam böyle sistemde çok sayıda firmanın oluştuğu, acaba bir sıkıntı olur mu diye düşünüldüğü dönemde el koydu olaya. Evet. O nasıl oldu? Bu bizim öngörümüzden kaynaklanıyor. Aslında geçmişte artık biz Türkiye olarak çok şeye tecrübe sahibiz. Özellikle ekonomik krizlerde farklı sektörlerin seyredilmesinde. Biz burada firmaların hızlı bir şekilde sektöre girmeleri bir yerde bizi endişelendirdi. Dedi ki bu düzenli bir sistem, bu sistemin çökmemesi gerekiyor, bu sistemi desteklemesi lazım. Ama bunun için de sektöre gerçekten tecrübesi olan, bilgisi olan ve finansman yapısı güçlü olan firmalar olması lazım. Ama Türkiye'nin her yerinde sektöre olan ilgiden dolayı birçok firma, birçok kişi bu işi yapmak istedi. Öyle olunca da rakamlar bayağı yükseldi. BDDK kayıtlarında 30-40 ve gayri resmi olarak da 50'nin üzerinde firmalar vardı. Bunun sonuçta sıkıntı oluşturacağını düşünerek hızlı bir şekilde Ankara'yla temaslar gerçekleştirildi. Hükümetin de dikkatini çekti aslında. Öyle olunca bir an evvel daha farklı sonuçlar çıkmadan vatandaş oluşabilecek olan mağduriyetler olmasın diye hızlı bir şekilde bu yasa gündeme geldi ve meclisten geçti. İlginç, yani bu konuda hem bürokrasi hem de siyaset çok farklı gündemleri olmasına karşın böyle bir konuda çok hızlı bir adım atıldı. Yani
geçen sene ya da işte önceki sene tartışılmaya başladı. Geçen sene biraz daha hızlı kararlar alınması gerektiği gündeme getirildi. Tak diye geçtiğimiz günlerde çıktı ve hem de çok çok yönlü değil mi? Yani çok, şeyde de işin, yasada da her şey var yani. İşin güzel tarafı mecliste özellikle sektör temsilcileri de bulunmuştu. O sırada muhalefet partileriyle iktidar partileri aynı şeyi söylediler. Evet bu kanun gerçekten çıkması lazım. Ama sağlıklı çıkıp işlenmesi lazım ki vatandaşlar gelecekte oluşabilecek olan sorunlarla karşı karşıya kalmasınlar. Artık bizim bu tip sorunlara tahammülümüz kalmadı şeklinde ortak fikirle, ortak bir akılla yasa çok hızlı bir şekilde geçti. Aslında bu şey baktığınız zaman sistem dünün sistemi gibi görünüyor. Yani bizim altın gününden kaynaklanan dünün geleneksel bir sistem gibi görünüyor ama bugün dünyanın tartıştığı başka bir şey var. Yani artık pandemi dönemiyle birlikte kapitalizm kendini törpülemek için yeşili çok öne çıkartan, gelir dağılımına göndermeler yapan tartışmalar yapıyor. İşte tam da bu sistem belki bütün bu tartışmalara cevap verebilecek. Bak işte birleşerek, bir araya gelerek, dayanışma göstererek bir sürü yani başka şeyler sahip olunabilir. Belki gelecekte tarlaların birleşmesine yol açabilir, başka şeylerin. Yani bir birleşme, dayanışma ruhunu öne çıkartan bir sistem. Belki de bu diyorsunuz ya paylaşım ekonomisi. İşte bunu belki yeşil, o Birleşmiş Milletler'in kararlarıyla da uzlaştırıp bir dünya sisteminin bir parçası haline getirmek mümkün olabilir mi? Çok mu abartılı olur? Yok, çok da abartılı değil ama biliyorsunuz dünyada şu an mevcut egemen olan güç kapitalist sistem. Kapitalist sistemde belli çevrelerde dolanan bir sistem. Dolayısıyla bunun halka indirgenmesi gerekiyor. Dünyada üretilen bütün ürünlerin %65'in tüketildiği yer 7 ülkeye geçmiyor. Yani düşünün 8 milyarlık bir dünyada yaşıyorsunuz. Bütün ürettiğiniz kalemlerin %65'i 7-8 ülkede tüketiliyor. Ve kazançlar da yine bu 7-8 ülkede toplanıyor. Yani bugün Afrika'ya baktığınız zaman en zengin madenlere sahip olan ülke oralar ama en çok fakir ülkede orası, en çok da zengin olan ülkeler oradan o madenleri alıp götürenler. Yani Batı ülkelerine bahsediyorum. Bu sistem ne kadar insancıl bir şekilde tabana yayılırsa insanların refah derecesi o derece artar. Yani belki o madenleri bir araya gelerek çıkartabilirler sisteme karşı. Başka şeyleri bir araya gelerek yap. Yani bu sistem bir araya gelerek bir sürü şeyin başarıldığını... Çok şey başarır. Evet. Bakın mesela ekonomik krizlerde bunun en güzel örneğini vermek isterim. Arjantin'de ekonomik kriz oldu biliyorsunuz. Her taraf darmadağın edildi. İnsanlar perişan şekilde. Türkiye'de de zaman zaman ekonomik krizler oluyor. Niye aynı tepki çıkmıyor ortaya? Çünkü bizim özümüzde bir dayanışma var. Yani ben komşuma diyorum ki fazla yemek yaptım. Birazını size vereyim. O bana da karşılığında işte biz de tatlı yaptık size vereyim. Aslında bu basit bir ifade ama sonuçta birbirimizi anlıyoruz. Madem böyle bir alışkanlığımız var, madem böyle bir şey ruhumuz var, bunu ekonomiye dönüştürmek lazım diye. Aynen bu görüşteyim ben de. Yani bunu ne kadar çok geniş tabana yayarsak bu sistemin mantığını ve tasarruf sistemini ya da dayanışma sistemini insanlar daha çok birbirine yakınlaşmış olacak. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi gibi de düşünülebilir. Sosyal sorumluluk deyince sizin yani işin dışında da çok sayıda sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalarınız var. Yani MÜSİAD'da varsınız. Kaç oldu en son? Baya sivil toplum örgütünde çalışıyorsunuz yani. Şimdi sivil toplum... Hatay Derneği var esas değil mi? En büyük. Şimdi sivil toplum kuruluşları bizim gerçeğimiz. Yani bir siyaset var, yani bir Ankara var, bir de Ankara dışında olan Türkiye var. O Türkiye bizim oluşturduğumuz STK'larla yönetiliyor. STK'lar dediğimiz bir yani sivil toplum kuruluşları birbirimizi anlamakla ilgili. İşte Ramazan-ı Şerif'teyiz şu an. Ramazan-ı Şerif'te herkes hayırla yarışıyor şimdi. Dolayısıyla bizim temel mantığımız insanlarımızı yakından görmek, onların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa cevap verebilmek kendi aramızda. Onun için de insanlarımızın bir araya gelmesi lazım. Osmanlı'da 250 bin üzerinde vakıflar vardı. Yani merkezi hükümet, İstanbul hükümeti fetihlerle uğraşırken, yönetimle uğraşırken kıtalarda biliyorsun 3 kıtaya yayılmıştı.
Ama halk arasındaki iletişimi vakıflar üzerinden yapıyordu. Vakıflar toplumsal dayanışmayı sağlıyordu. İşte onun için çimento sağlam kaç yüzyıllarca devam eden bir şey, imparatorluk. Yani kervansaraylardan tutun vakıflara kadar her yerde bu izleri görmek mümkün ve bunların büyük bir ekseriyeti vatandaş tarafından yapılmış. Yani o vakıflar ve kurumlar tarafından. Dayanışma için. Bugün bakıyorsun Amerika'da aynı şekilde Osmanlı taklit ediyor. Amerika'da dünyanın en çok dernek vakfı orada var. Türkiye'de de bu vakıf ve dernekçilik de gelişmiş ama. Ben de onun için diyorsun bu vakıf ve dernekçilik sistemleri içindeyim. Evet. Bu noktada bunda da devam edeceğim diyorsunuz anladım ben. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bu sistemin bu noktaya gelmesinde emeği olanlardan birisiniz. O anlamda da Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.